Merhaba. BASEF Kongresi'ne teşekkür ediyorum. Benim için onur verici bir şey burada olmak. Esasında konuşmayı Osmanlı tipografi kültürü ve matbaacılığı üzerine yapmayı arzu etmiştim. Çünkü genelde bu aralar epey buna yoğunlaştım. Ama sonrasında bunun bir başarı hikayesi ve öyküsü olduğunu öğrendikten sonra birazcık daha kişisel projelerimden de bahsetmeye karar verdim. Evet. Ben Ankara'dan geliyorum. ODTÜ'de büyüdüm. Babam orada öğretim üyesi olduğu için şuradaki küçük Lego gibi olan evlerde büyüdüm. Ankara'da tabii olunca haliyle iyi bir grafik tasarım okulu olan Bilkent'in grafik tasarım bölümüne girmiştim. Orada daha çok konstrüktivist işler üzerine yoğunlaştım. Fotoğraf ve tipografi üzerine yoğunlaştım. Sonrasında Amerika'ya Purdue Üniversitesi'ne gittim ve orada daha çok elle afiş yapma hadisesine bulaşıp bunun keyfine varmıştım. Tabii bu arada Polonya'ya da gidip geliyordum çünkü bu tür afişlerin genelde çok iyi yapıldığı yerler Polonya. Amerika'da bunu yaptıktan sonra, bu tür afişleri ve bunun üzerine çalıştıktan sonra asıl tutkumun harf tasarlamak olduğunu fark ettim. Bunu önceden de biliyordum ama çok meşakkatli bir iş olduğu için insan genelde iki defa düşünüyor böyle bir şey yapmadan önce. Çünkü harf tasarlamak insanlarda genelde, yani mesela uçakta ya da bir yerde bir yere seyahat ederken insanlar genelde şeyi soruyorlar. Ne yapıyorsun mesleğinde? Harf tasarladığını söylediğin zaman onun yasal olup olmadığını bile soruyorlar. Çünkü harf tasarlamak genelde böyle klavyede, işte yani niye tasarlıyorsun? Klavyede A var, işte onu basıyorsun, o çıkıyor o görüntü. İşte bu kadar kullanılan bir şey, her gün buna maruz kalıyoruz harflere. Okuyoruz telefondaki harflere, her şeye. Ama bunun en nihayetinde birisi tarafından tasarlandığını hiç düşünmüyoruz. Bu benim ilk fontum. Çok iyi bir font olduğunu düşünmüyorum. Gösteriyorum çünkü nasıl bir süreçten geçtiğimi görün diye. Adına da lokum koydum çünkü aklıma başka da bir şey gelmedi. Biraz böyle hafif yumuşak hatları olduğu için o zaman da bilmiyorum yani aklıma bu geldi. Bu font tabii ki Türkçe içinde çalışsın diye yapıldı. Ama istediğim şey büyük de kullanıldığı zaman bize böyle enteresan bir his versin. Küçükte de çalışsın, okuyabilelim. Çünkü font dediğiniz şey %95 diğer fontlara benzemek zorunda. Bir şey böyle bir iş yaparken. Bunun en büyük zorluğu dediğim gibi diğer fontlara yaptığınız, başka insanların yaptığı işlere benzemek zorunda. Öbür türlü insanlar okuyamaz. Sonrasında Türkiye'ye Sabancı Üniversitesi'nin pozisyonunu teklifi kabul edip Sabancı Üniversitesi'ne yerleştim Amerika'dan. Ve 2009'da geri kesin dönüş yaptım. Döndükten sonra tabii ki o zaman o büyük bir heyecandı benim için. Lokum fontu böyle bir virüs gibi bir şey bu yani. Onu aldıktan sonra ben buradan koşmaya devam ederim diye düşündüm. Ve sonra böyle bir fontu yapmaya başladım. Duru adı. Genelde bir font ismi koymak hakikaten en son düşünülen şey. Ama en nihayetinde bir ismi olması lazım. Çünkü bunu pazarlayacaksınız yani. Bunu birisi kullanacak. Bu font görüntü olarak buna benziyor. Bu çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çünkü dediğim gibi yaptığınız font %95 diğer fontlara benzemek zorunda. Ama bir font tasarımını yaparken nasıl bir süreçten geçtiğini görmek için size şöyle bir slide yapma gereği duydum. Bir harfi tasarlarken bu harfin dikeyleri ve yatayları var. Yataylar şu şekilde. Ama daha önemlisi akslar var. Bu akslar o fontun kendisine özgü ve kendisine has bir tavrını belirliyor. Ve o kadar çok, o kadar küçük bir nüans ki bu. Orada eğer gerçekten istediğiniz gibi bir kalın ince ilişkisi yaratabilirsiniz, oradan gerçekten bütün aileyi oluşturabilirsiniz. Aile dediğimiz kavram burada, kuzenler var ve genel bir büyük bir aile var. İşte o güzel bir harf tasarlamak değil.
güzel bir sistem tasarımı esasında. Burada mesela gördüğünüz üzere yukarıdaki harf grubu kendi içerisinde kuzen ilişkileri olan harf grupları. Onun altındakiler ise yuvarlak hatlı olanlar. Dikeyleri de var ama yine bir kuzen ilişkisi var. En altta ise ASG birazcık daha kendisine has farklı bir anatomiye sahip olduğu için onlar ayrı bir kuzen. Ama en nihayetinde bu bir sistem tasarımı. Ben bu fontu yaptıktan sonra 2011'de New Orleans'te bir konferansta bunu sunmuştum. Bunu sunduktan sonra Google konuşmadan sonra kahve içmeye çıktım ve sonra Google'dan bir temsilci gelip bu fontu satın almak istediklerini ve yeni kurdukları web font platformunda kullanmak istediklerini söylediler. Ben de yani şaşırdım çünkü beklemiyordum. Böyle bir iş yaparken genelde bunu kendinize yapıyorsunuz. Yani müşterim bendim. Çünkü ilk önce benim kullanabilmem lazım. Ben öğrencilerim için hazırladığım notları bu fontla dizmek istedim. Bu şekilde kullanmak istedim ama sonra bunun alanı, yani bir şey çalıştığı zaman alanı daha da genişleyebiliyor. Ve 2011'de bunu bu şekilde komple bir aile olarak Google'a lisansladım. Burada iblis şımarıktır yazmışım. Bunun bir sebebi var çünkü burada dikkat ederseniz sağ tarafta small caps dediğimiz küçük başlık harfler var. Small caps'leri dediğim zaman bir anlam ifade ediyor mu? Yani büyük harften bahsetmiyorum. Büyük harf ama küçük harflere hizalanmış büyük harflerden bahsediyorum. Şimdi Türkçedeki ı, i problemi bir grafik tasarımcıda çok ciddi problemler yaratıyor. Small caps kullanmak istedikleri zaman. Çünkü büyük harfi small caps yaptığınız zaman ı'lar ve i'ler birbirine giriyor. Ben bunu çözmek için bir kod geliştirdim. Çünkü bunu bir font tasarım programında yapıyorsunuz. Orada bunu bir şekilde geliştirdim ve artık bütün metni tek bir tuşla düzgün bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bir çok uzun bir süreç. 2009 Ekim'de başladım. 2011 Aralık'ta finallendi ve sonra da işte Google'a gitti. Şöyle bir süreçten geçiyor işte bu. Çünkü bir arayış içerisindesiniz, bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. İşte geyiği çiziyorsunuz, işte aşağısı açık olsun. Biraz kafası ya da kulağı kesik olsun. Biraz daha kapatsam da olur. Bak biraz kapatınca fena olmuyor. Aa bak tam kapanınca işte bu bana konuştu diyorsunuz. A harfine bakıyorsunuz. İşte biraz daha kendi gövdeli, biraz daha kendisinden emin bir A olsun. Yok ya biraz fazla şişman oluyor. Gittikçe en sonunda o hale geliyor. Ve yaptığınız fontu deniyorsunuz. Mesela sayıların, borsa bilgilerinin olduğu metinleri alıp kopyalıyorsunuz. Fontunuzla diziyorsunuz ki görmek istiyorsunuz nasıl çalışıyor bu. Sonra böyle bir kitap yayınlandı. Bu kitapta benim fontumu kullandılar. Yani Duru'yu kullandılar. Ben de böyle şöyle bir görüntü yaptım. Bu görüntüyü yapmamın sebebi çünkü bana bir sayfa verdiler. Ve bu verdikleri sayfada fontun en ince ağırlığından en kalın ağırlığına italikleri olsun, düz halleri olsun bu şekilde dizip bir sayfada bunu telaffuz etmeye çalıştım. Evet. Ve tabii ki uzun metin, uzun soluklu metinlerde de çalışsın istedim bu fontu yani. Şimdi bir başarı hikayesi midir bilmiyorum ama benim için önemli bir hikaye. Ben 2011'de bir konferans organize etmeye başladım ve adı da İSTYPE, İstanbul Tipografi Seminerleri. Bunun niçin yapmaya başladım? Çünkü 2011'de Amerika'daki o konferansta yaşadığım ve gördüğüm hadise o kadar kıymetliydi ki çok meşhur tasarımcılar, yani sizin her gün kullandığınız fontları tasarlayan insanlar orada ve öğrenciler de oraya gidiyor ve bu insanlarla oturup bir etkileşim halindeler. Onlardan bir şey öğreniyorlar. Bu benim için çok ilham verici bir şeydi. Ben de bunu Türkiye'de yapmak istedim. Yani Türkiye'de ve sadece Türkiye için değil, bu coğrafyaya konuşsun istedim. Ve Alan Lapton gibi mesela ilk konuşmacılarımızdan biriydi. Çok önemli
dünyada gerçekten ciddi katkı, bu sahaya çok ciddi katkılarda bulunmuş tasarımcıları davet etmeye başladım. Burada da mesela Herbert Unger'i görüyorsunuz. Burada Robert Pringhurst, bu Eric Spickerman, birazcık grafik tasarımla ilgilenenler bilir. Sadece Latin harfleri değil ama buradaki yapmaya çalıştığım şey. Farklı yazıların kullanıldığı memleketlerdeki tasarımcıları da davet edip bir farkındalık yaratmak istiyorum. Çünkü en nihayetinde, hele bizim için aslında, biz vakti zamanında Arap harflerini kullanıyorduk. Burada mesela Lara Kaptan'ı görüyorsunuz, Lübnanlı bir tasarımcı. Tasarladığı Arapça fontları tanıtıyor burada. Bu bizim için belki çok fazla bir şey ifade etmeyebilir öğrenciler için. Çünkü çıktığı zaman hani onu kullanmayacak ama o farkındalık bir aura yaratıyor. Ve o farkındalık gerçekten bir olgunluk yaratıyor. Ve biraz daha fazla öğrenme merakı yaratıyor. Çünkü biz 1928 yılı 3 Kasım'da meclisten harf devrimini geçirdik. Türk Yurdu diye bir Ankara'da basılan bir dergi vardı. Bu dergi esasında 3 Kasım'dan önce, yani 1 Ocak'tan önce pardon, 1 Ocak'ta hepsi zorunlu bir şekilde geçmek zorunda kaldı. 1 Ocak'tan önce böyle görünüyordu. Şimdi bu belki çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama ben heyecanlandım, merak ettim. Zaten her şey genelde meraktan oluyor. Harf devriminden sonraki yapılan işlere baktım ve bu memlekette font tasarlanmamış. Yani harfleme yapmak, bir derginin kapağını tasarlamak, font yapmak demek değil. Bir afişin çok hoş bir başlığını atmak, bir font yapmak demek değil. Onlar harfleme, kaligrafi. Ama font tasarlanmamış. Niye? Çünkü Almanya, Fransa direkt bu sektörü ve piyasayı görüp hemen fontlarını satmaya başladılar. Ve font ithal etmek, yapmaktan daha ucuz. O yüzden memleketlere çok fazla para olmadığı için fontlarının hepsini Almanya'dan ve Fransa'dan, bunlar fontlardan kastım, metal hurufat bunlar. O zamanlar bu şekilde basılıyordu. Burada bir Kanuni Sani'yi unutmayınız diyor. Kanuni Sani Ocak demek, Ocak ayı. Bir Ocak ayını unutmayın. Çünkü millet mektepleri açılıyor ve yeni harflerle herkes zorunlu bir şekilde gidip bu yeni harfleri öğrenecek diyor. Problem değil ama bakalım. Harf devriminden önce ne oldu? Eğer sıkılmazsanız bir 5 dakika bunu anlatmayı düşünüyorum. İbrahim Müteferrika'yı biliyorsunuzdur eminim, lisede hep ortaokulda öğrendiğimiz birisi matbaayı getirdi memlekete. İbrahim Müteferrika gerçekten önemli bir şey yaptı. Çünkü bu kişisel bir inisiyatifti. Etrafındaki ahalinin desteğini almadan, sadece bir kişinin, Sait Efendi'nin desteğini alaraktan gerçek matbaayı bir şekilde ikna etti ve başlattılar. Bu İbrahim Müteferrika'nın Usulü Hikem bir kitabı. İbrahim Müteferrika öldükten sonra 30-40 yıl kadar kimse bir şey yapmadı. Ta ki Bogos Araboğlu, yani Bogos Arabyan, çok önemli bir Ermeni vatandaş, padişahın da iznini alaraktan Arap harfleriyle yeni açılan mühendishane, Nizami Cedid denilen bir ordu vardı ve yeni bir mühendislik okulu açıldı. O mühendislik okulunun kitaplarına basabilmek için font, hurufat dökmeye başladı. Bu bir tasarım, bu bir yaratıcı faaliyet. Benim harf devriminin öncesine bakmamın sebebi bu yaratıcı faaliyeti merak ettiğim için. Böyle görünüyor bu. Ayrık ayrık, kalın ince ilişkisi biraz hat bilenler veya hatta aşina olanlar ya da çeşmelere merak edip bakanlar buradan fark edeceklerdir ki kalın ince ilişkisi çok hoş değil burada. Ama en nihayetinde okunan, bir şekilde çalışan bir font var burada. Ve bu font dediğim gibi mesela ilk tıp kitabıdır bu. Hamse-i Şahinzade'nin tıp kitabında kullanılan bir font. Yani fontu yapıyorsunuz çünkü bir talep var. Bir kitap basılacak. Kalkıp bir kitabı basmak yerine, yani bir kitabı yazmak yerine bastığınız zaman herkes biliyor ki çok daha fazla kitleye gidebilir. Ve bu font Türkiye Osmanlı döneminin ilk
3 gazetesinde kullanılan bir font. Mesela Ceride-i Vadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar. Ve bakın eğer yukarıdaki o başlıkları görüyorsunuz değil mi? O başlıklar işte gazetenin başlığı. O bir font değil. O bir klişe. Yani yekpare hazırlanmış, bir defaya mahsus hazırlanmış bir kombinasyon. Ama font mekanik ve hareketli bir sistem. Değiştirebiliyorsunuz Lego gibi. Ve bu bizim esasında süperstarımız. Oannes Mühendisoğlu, Mühendisyan diğer bir adı. Ermeni kökenli çok önemli bir hakkak. Türkiye, bu coğrafyadaki ilk Type Specimen Book denilen bir kitap vardır. Bu da fontları tasarladığınız zaman ya da döktüğünüz zaman bunları bir şekilde pazarlamak da istiyorsunuz, sunmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tasarladığınız fontu dizip bir kitapta toplayıp izahatını yapıyorsunuz, görsel izahatını yapıyorsunuz. Bu işte Abdülhamit Han için yaptığı 1888'de soldaki İran ekolü bir font, sağdaki ise Osmanlı ekolü bir font. Sağdaki 24 punto bir nesih fontu, soldaki 18 punto bir nesih fontu. Soldaki Kur'an'ı bile basabilirim ben bu fontta demeye çalıştığı harekeli bir nesih. Çünkü o zaman Kur'an'ı basmak yasak. Taş baskı sonradan oluyor. Ama en azından sultanı hani ikna etmeye çalışıyor, gösteriyor. Sağdaki ise gördüğünüz o karıncı duası olan 6 puntoluk metal bir hurufat. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bu insanlar iletişim kurmak için, daha iyi iletişim kurmak için kendi mesleklerinde en iyi yere gelmeye çalıştılar. Ve bu adam Benjamin Franklin'in bir kitabını bastı, Mühendisyan. Tarihi Servet, yani Servet Yolunda, Nasıl Servet Yolunda Oluruz gibi bir kitap bu. Mukaddime bu. Mukaddime'yi, girişleri genelde matbaacı hiçbir zaman yazmaz. Burada çok önemli matbaacılar var ve basım sanayide önemli insanlar var. Onlar da bilirler. Genelde böyle bir hadise görünmez ama Mühendisyan o kadar özel bir adam ki mukaddimeyi kendisi yazıyor. Ve mukaddimede neden bahsediyor biliyor musunuz? Ben kimsenin geçmediği yollardan geçtim ve gerdek gecesinde bir gelin edasıyla hiç düşünmeden ve korkmadan yine de bu yollardan geçip bu 24 puntoluk hurufatı döktüm diyor. Yani bu tuhaf bir analoji ama adam samimi bir şekilde izah etmeye çalışıyor. Yaptığı şeyin farkında, bu çok önemli bir şey. Yani sahaya bulunduğu katkı çok önemli bir şey burada. Burada biraz hızlı geçeceğim. Göstermeye çalıştığım şey Mühendisyan'ın fontu yukarıda çok önemli bir hattat. 1600'lü yıllarda yaşamış bir hattatın eliyle yazdığı bir iş. Alttaki ise hareketli hurufat, dökülmüş bir iş. Neredeyse o kaliteye ulaşmaya çalıştığını görüyorsunuz burada. Bu font gördüğünüz üzere 24 punto, 18 punto, 6 punto görüntüsü bu şekilde ve 6 punto da gördüğünüz üzere yandan bağlanmaya çalışıyor. Bu sadece tasarım değil burada. Aslında özgünlük kısmı burada el yazısını taklit etmek değil, problem çözmek. Çünkü font küçüldüğü zaman Arap harflerini okumak birazcık daha zorlaşıyor. Yani genel olarak zorlaşıyor. Yani Latin'de de öyle. Ama bakın yandan bağlayarak bunu bir şekilde çözmeye çalışıyor. Farklı yine kombinasyonları Mühendisyan'ın. Ve burada da yine görüyorsunuz. Burada tek bir harfi 24 puntoda bu şekilde kalın ince ilişkisini tasarlıyor. 18 puntoda bu şekilde. 6 puntoda ise birazcık daha kalın oluyor. Niye? Çünkü orada bir optimizasyon problemi çözüyor adam. Görsel olarak onun daha iyi okunabilmesi için kalın ince ilişkilerini değiştiriyor. İşte bunlar böyle gözüküyor. Bu benim Kudüs'ten aldığım. Bir Kudüs'te bir atölye çalışması yapmaya gitmiştim. Orada dedim ki beni bir sahafa götürün. Sahafa gittim. Yok mu hurufatınız dedim. Bir baktım Mühendisyan'ın hurufatı çıktı. Yani ben biliyorum çünkü bu konuda uzmanlaşıyorum. Onlar farkında bile değiller. Yani adamın yaptığı hurufat Kudüs'ten çıkıyor. Bugün çıkıyor yani hala. Evet, kullanılmıyor. Yani kimse orada bunu kullanmıyor ama ben tabii bunu görünce hayran kaldım. Çünkü Mühendisyan'ın problemleri nasıl çözdüğünü fark ettim. Kef harfini mesela uzataraktan hurufatın üstünden böyle bir çıkıntı yaparak çözmüş. Ben bunu çok merak ediyordum. Ve bunu görünce tabii şapkam uçtu ya.
Teşekkür ediyorum.